Şöyle, şimdi bizim verilerimize göre 350, 360 köy gibi öndeyiz. Evet. Oraya gittiğimizde de der ki, bunu size attım şimdi görüntüleri, onu paylaşırsınız. Tamam. Bu bir tane sandığın ki, onlarca sandık. Mesela işte başkanı fenalaşmış getirmemiş, bunlar getirmiş yazmış. Ya da mühürlü sandıklardan çıkan torbalar almışlar, mühürsüzleri koymuşlar. Gittiğimizde yakaladık. Bunun da şahidi Aşkın Genç Beyefendidir. Kendisi de kaymakamımızın, hakimimizin, savcımızın, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'nın da kabul etmiştir zaten Kaymakam Bey'in odasında. Biz bu seçimlere şahane düştüğünü düşünüyoruz. Ha, biz bu seçimi kazandık ama yarın derlerse başka bir sonuç. Ben Sayın Bakanımız Ali Yerlifeye de aradım, bilgi verdim. Mali Bey'e de bilgi verdim. İl Seçim Kurulu'na da bilgi verdim. Adalet Komisyonu Başkanımız Hacı Mustafa Yazıcı'ya da bilgi verdim. Sorun budur Osman Bey. 350 farkla öndeyiz diyorsunuz ama şu anda öndeyiz ama açıklanan başka bir sonuç oldu mu şu ana kadar, resmi bir sonuç? Olmadı ama orada girilen şeyler yani hatalı olduğu için seçim kurulunda onlar önde görünüyor ve CHP'liler ileri yan dahil hepsi orada bizi fiziki bir saldırıya uğrattılar. Biz de karşılık verdik, bu ayrı konu ama orada özellikle ilçe seçim hakimi kimse yanlı davranıyor. Bize orada küfreden bir çocuk var, yanına almış oturtturmuş. Hep biz buradayız. Sabaha kadar da buradayız. Bunların hepsini bulacağız, tespit ettireceğiz. Allah izin verse Pınarbaşı'yı da kazandık, Bünyan'ı da kazandık, Sarıolan da kazandık, Özvatan da kazandık. Maalesef bir tek Sarı'da kaybettik. Evet, inşallah bu Pınarbaşı'daki olay sağduyulu bir şekilde... Sağduyulu olması için biz kendi arkadaşlarımızı getirdik, gençlik merkezindeyiz. Bir tane MHP'li arkadaşımız orada yok ama CHP'liler oradan çıkartamıyorlar. İlçe belediye başkan adayı Deniz Yağan dahil. Tüm görevlileri yetkilileri de kamuoyu huzurunda sizlerin aracılığıyla göreve davet ediyor. Evet. Burası Pınarbaşı. Kaymakam odasında oturuyor. Aynen bu görüntü. Aşağıda milletvekiline saldırıyorlar. Belediye başkanına saldırıyorlar. Bu açıklamalarınızı aynen haber bültenlerimize de hızlı bir şekilde arkadaşlarımıza aktarıyorlar. Yani hakikaten yani bizim helal oylarımızı aldığımız Pınarbaşı'yı biz kimseye verdirmeyiz. Bunun altını çizmek istiyorum Osman Bey. Birleştirme tutanakları ile ilgili veriler elinizde ise orada istediği kadar mühürsüz oy atsın bir anlam ifade etmeyecektir diye düşünüyorum. Mühürsüz oy değil. Birleştirme tutanakları değiştiriliyor Osman Bey. Birleştirme tutanaklarını değiştiriyorlar. Birleştirme tutanakları değiştiriliyor. İçeride. O zaman çok vahim bir durum var. Attım size görüntüleri. O görüntüleri de ben haber merkezinde... Evet, o görüntüleri de attım içeriye arkadaşlar. Onları da ayrıştıralım. Bir ekrana getirelim. Şimdi de AK Parti İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı var. Oraya bağlanacağız. Tamam, Allah'a emanet. Aslında bu görüntüleri de aktarırız. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Kime atayım? İlçe seçim kurulu. Hayır, odaya girerken bir arkadaş girdi, tektiniz odada hocam. Yok. Odada tektiniz, açıktı. Bu açık girdi, bak bu açık girdi buraya, benim gözümün önünde. Kapı kapatıldı, arkadaş çıktı, ben itiraz yetkilimi çağırdım, böyle bir şey mi oluyor dedim. Burada kamera kayıtı varsa da kamera kayıtına bakılabilir. Yani. Neren sandık? Bir saniye şey olsun. Neren? Yukarı Karagöz. Bir saniye. Evet.
Ne çok güzel.